Reis, buna ne ceza keseceğiz? En iyisi para cezası. Kilosunca altın alırız buna. Ben sizi ayıktırayım da. Onun cezasını Ali verecek. Ali Ekber gözünü açtı mı? Eğer Ali gözünü açamazsa hükmü belli. Dua etsin de cezasını ben vermeyeyim. Çam yarması. Bak nasıl biliyorsun kendini. Arkadaşların elini kırmıştım ya. Senin kolunu kökünden koparacağım. Haberin olsun. Reis, bunun ağzı kapanmıyor. En iyisi solunu kesmek. Hamza, Ali uyanana kadar ölmeyecek. Sözüm var. Kardeşim, basit çözümler varken neden şiddet? Ha? Depoya çöktük. İskender Bey'in emrettiği gibi harbin adamlarından birini de sağ bıraktık. Sonra? İskender Bey'e haber verdik. Yola çıkıyorum dedi. Biz malları yüklerken bu Ömer denen şerefsiz baskın verdi abi. Tankla mı bastılar, topla mı Remzi? İskender Bey'e zarar gelmemesi için... Tamam kes sesini. Barınakta da mahallede de yoklar. Teknelere baktırdın mı? Tekneyle açılmamışlar. Ailesi hastanede. Bu gerizekalının vurduğu eniştenin başında. Madem İskender'i yalnız bırakmıyorlar, sen de Ömer'in ailesini yalnız bırakma Fuat. Adam çıkardım, varmak üzerelerdir. Kafasına sıkayım mı bu? Sahibini bul Fuat. Bul ki kendi sıksın. Oğluma bir şey olursa bir daha yüzümü göremezsin Mustafa. Hanım kendine gel. Oğlan benim de oğlum. Saçma sapan konuşup canımı sıkma benim. İyi düşün Mustafa amca. Söylediklerini hatırlamaya çalış. Belki nerede olduğunu anlamamızı sağlayacak bir şey söylemiş olabilir. Hiçbir şey söylemedi kızım. Ah!
abi, iyi misin? İyiyim abicim. Ali nasıl? Var mı bir gelişme? Yok abi, aynı bildiğin gibi. Gido, bak konuştuğumuz gibi. Demedin değil mi kimseye bir şey? Yok, söylemedim abi ama. Vallahi çok zor duruyorum. İyi değil bizimkiler. Biraz daha işim var Dido. Ali uyanırsa haber verin bana. Peki abi. Biraz daha sık dişini. Hepsi geçecek. Nereye kayboldun kızım sen? Nereden geliyorsun? Lavaboya kadar gittim anne. Bence boşuna endişeleniyorsunuz. Abim iyidir, bir şey olmaz abime. Merak etmeyin. Köpeğin olayım, affet. Biz ne biliriz abi? Emir kuluyuz. Ne derlerse onu yaptık. Silahlar ne zaman geldi? Yeni geldi. Biz de şaşırdık. Normalde gemiyle gelirdi, bu sefer tırla yollamışlar. Söyle. Tamam, haber bekleyin. Çocuklar hastaneyi sanmış. Bence konuş Tertip. Pazarlık her zaman iyidir. Bu sefer neden arıyorsun? Tehdit mi, vaat mi? Bu sefer sevdiklerin için arıyorum. Senden haber alamayınca anam baban hastanede endişeye düşmüşler. İstersen bir ara, sesini duysunlar ha. Tehdit diyorsun yani. Ne oldu?